dersimizde konu pekiştirme 20 diyoruz. Kimya her yerdenin son testi. Birinci sorumuza başlayalım. Birinci soruya baktığın zaman yukarıda sabun molekülünün hidrofob kısmı tablosunda numaralandırılmış özelliklerde doğruysa D, yanlışsa D olarak işaretlendiğinde hangi cevap olur diyor. Bak şimdi hidrofob kısım demek sabunun şöyle bir yapısı vardı hatırlarsanız zikzaklı. En sondaysa neyimiz vardı işte coco co, eksiye na diyelim. Tamam mı? Böyle bir yapımız vardı. Şimdi hidrofob kısmı demek şu karbon ve hidrojenli kısımdı. Karbon hidrojen yani apolar kısım. Apolar suyu sevmiyor. Suyu sevmiyor. Apolar olduğundan dolayı ne yapıyordu? Kire tutunuyordu. Kire tutunan kısımdı. Çünkü kir de bir apolar maddeydi. Ee, suda çözünür diyor. Apolar oldu. Suyu sevmediğinden dolayı çözünmez. Yanlış. Yağı çözer, yağ kir olduğundan dolayı kiri çözer. Doğru. Hidrokarbon zincirinden oluşur. Evet, gösterdik. Doğru. Polardır. Hayır. Apolar bir madde. Yanlış. Cevap yanlış. Doğru doğru. Yanlıştan C şıkkı yapar. İkinci sorumuz. Yukarıda verilen temizlik maddelerinden kavram haritasında kaç numaralı madde doğrudur diyor. Çamaşır suyunu temizlik maddesi olarak kullanıyoruz. Sabunu da, tuz ruhunu da, amonyağı da hepsini biz temizlik maddesi olarak kullandığımızdan dolayı dördü de doğru diyoruz. Cevabımız D şıkkı yapar. Üçüncü soru. Yukarıda verilen şemada kir ile sabunun etkileşimi gösterilmiştir. Bak sabunun apolar kısmı kire yapışmış, polar kısmı da suya yapışmış. Öyle değil mi? Hangileri doğrudur diyor. Kir sabunun hidrofob kısmı ile etkileşir. Hidrofob kısmı şu X kısmı evet çünkü kir de apolardı Kirin temizlenmesinde hidrofil kısmıyla kısmı ile su etkileşir. Su gördüğün gibi hidrofille etkileşmiş. Doğru. Su temizleme işleminin kiri çözmekten çok kirin tahliyesini taşınmasında görevlidir. Kiri apolar kısım çözüyor, su da götürüyor onu, kuyruğuna yapışıyor ya, alıp götürüyor. Yani tahliyesini yapıyor. Üçü de doğru. Cevap 1 2 3 D şıkkıdır diyeceksin burada. Dördüncü soru, yukarıda florlu diş macunlarının kavram haritasında kaç numara bilgi doğrudur diyor. Şimdi, florlu diş macunları, diş macunu günlük hayatta çok sık kullandığımız bir madde olduğundan dolayı bir bilgilendirme yapmıştım. Yine hatırlatmakta fayda vardır eğer atladıysan orayı. Florlu diş macunları, flor kansere neden olur. Kanserojen bir maddedir. Bu yüzden diş macunlarının üzerinde, bak şöyle bir etiket görürsün eğer florluysa, 7 yaşından küçüklere kullandırmayın çok e, siz de kullanıyorsanız çok fazla kullanmayın az az kullanın ve bol suyla yıkayın diyorlar. değil mi? Yani bu uyar olarak diyor. Bunu niye diyor? Çünkü bu zararlı bir madde. hocam niye temizlikte kullanıyoruz o zaman? E, dişleri beyazlatmada faydası var. Bu yüzden kullanıyorsun. Ama çok az miktarda kullanmanı tavsiye ediyorum. Hatta mümkünse hiçbir şekilde flörür içermeyen flörsüz e, şeyler alın. Diş macunları alın tamam mı? Bu şekilde piyasada satış yapan birçok diş macunu markası var rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi bak ders e, soruya. Fazla miktarda kullanılması önerilmez. Doğrudur önermiyoruz. Ben de önermiyorum tamam mı? E, aş, aşırı kullanması diş hassasiyet oluşturur. Aşırı kullanması diş için sıkıntılı. Aynı zamanda e, sağlık için de sıkıntılıydı. Kanın pH ile ilgili bir durum söz konusu değil. Cevap 1 ve 2 B şıkkı olacak. Beşinci sorun. Yukarıda belirtilen polimer ürün şemasında hangi madde polimer değildir diyor. Camı gördüm bak cam nedir? Bizim için amorf bir katıdır. Ee, şeyden hatırla katılar ünitesinden hatırla konusundan hatırla. Cam amorf şekilsiz bir katıydı. Polimer hiç değil. Cevap E şıkkıdır. Diğerler zaten polimer maddelerdir diye işaretliyorsun. Altıncı soru. Çamaşır suyu ağırtma, beyazlatma ve mikroplardan arınma amaçlı kullanılır. Buna göre çamaşır suyu ile ilgili hangileri doğrudur diyor çamaşır suyu bazik özelliklidir. Etkin maddesi sodyum hipoklorittir. Bak hipoklorit. Sodyum perklorat. Hayır hipoklorit. Perklorat değil bu. C4O'da 4 olsaydı perklorat olurdu. Yanlış oldu tamam mı? Üçüncü öncül. 1 ve 2 doğru cevap C'dir. Yedinci soru. Yukarıda geri dönüşüm sembolü ile verilmiş şemada kaç numaralı madde geri dönüşüme uygun değildir diyor. Şimdi Madeni yağlar yani kağıtları ka, e, to, kağıt toplayanları görmüşsündür geri dönüşüm. Aynı şekilde camı, metali, plastikçileri görmüşsündür. ama madeni yağları geri dönüştüremezsin. E, dördü geri dönüştüremezsin. Cevap değişik olacak. Sekizinci soru. Yukarıda bazı ilaçlar ve kullanım şekilleri verilmiştir. Eşleştir diyor. Merhem e, deri üzerine sürüldüğün bir şey. Zaten e, bu gündelik hayatta karşılaştığından dolayı soruyu. Hani konuyu bilmesin de yapabileceğin soru tarzlardan birisi. İğneyi damar yolundan e, şurubu yüze, ağızdan alırsın. B, A, C olacak. B, A, C, D şıkkında mı var? Evet D de var. Cevap D'dir o zaman. Dokuzuncu soru. Hazır gıdalar belirli bir süreç içerisinde tüketilmek zorundadır. Hazır gıdalarla ilgili bu durum etkilerinden hangileriyle açıklanabilir demiş. Ambalaj deformasyonu uğraması ve mikrop bulaşma riski yani ambalajların eskimesi ve geçirgen hale gelmesi olabilir mi? Olabilir. Sıcaklık ve çevre faktörü etki, gibi etkenlerden dolayı bozulabilir. Tamam. Açıklanabilir bunda da. Zamanla besin değerinin ve kalitesinin azalması gitgide hazır gıda içerisinde mikroorganizma bakteri ürediğinden dolayı ne yapıyor? Besinleri küflendiriyor veya bozuyor. Bu da olabilir. Cevap 1-2-3 E şıkkıdır deriz. 10. ve son sorumuz. Yukarıda verilen Türkiye'de üretilen kuşburnu çayı paketinde bazı numaralar ve bulunması zorunlu bilgiler verilmiştir diyor. Kuşburnu çayının paket üzerinde hangisinin bulunması zorunlu değildir diyor. İçindekiler bulunmak zorunda ki biz içinde faydalı mı zararlı mı ne gibi vitaminler var veya ne gibi sağlıksız maddeler var bilmeliyiz diyor. Değil mi? Bu mutlaka olmalı. Üretim ve son tüketim tarihini bilmek zorundasın ki son kullanma tarihini aşmış mı, aşmamış mı e, bilesin. Bu da zorunlu. Üretim yeri, üretim yeri de yine hangi çevreden yine bize bilgi vermesi için hani şuranınki daha iyi olur, buranınki daha iyi olur şeklinde yorumlar oluyor ya bu şekilde bilgi vermesinden dolayı e, önemli vermek zorunda. Tüketim şekli yine önemli nasıl yiyeceğin şeklinde vermesi gerekiyor. Zorunludur. Bilgilerin İngilizce içerikleri şimdi Türkiye'de üretiliyor ve Türkiye'de satıyor. Eğer yurt dışında satsaydı oran diline göre konuşabilirdik ama biz zaten Türkçe okuyup yazıyoruz ve anlıyoruz. Bu yüzden İngilizce içerikleri yazmasa da olur. Zorunlu değildir. Cevap E şıkkıdır. Tamam mı?